Merhaba arkadaşlar. Bugün benden uzun zamandır istediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Bir videomda size bizim mantımızın değişik ve çok lezzetli olduğundan bahsetmiştim. Ve bugün size mantı videosu çekiyoruz Taner'le birlikte. Taner gerçekten mutfak konusunda iyidir. Yapmadığı bir yemek, bilmediği bir şey de yoktur yani. Bugün size öyle normal bildiğiniz klasik Kayseri mantısı falan yapmayacağız. Onlar biliyorsunuz böyle küçük küçük oluyor. İçine de sinek konmuş kadar bir kıyma konuyor. Ağzınıza aldığınız zaman kaşar 40 tane falan geliyormuş falan. Filan öyle bir şey değil. Zaten bunu gördükten sonra hatta bir de yiyip deneyimledikten sonra diğerlerine mantı bile demiyorsunuz yani. Önünüze alıp yemezsiniz bile. Aha. Bazı yerlerde hengali diyenler var. Ama bizim deyimimizde bir Ardahan mantısı bu. Balık sırtı gibi böyle örüyoruz. Arkasından da böyle bir boşluk bırakıyoruz. O böyle suyuyla haşlanırken pişerken o su da içine giriyor arkadaşlar. Çıktıktan sonra ısırdığınız zaman suyuyla beraber dağılıyor ağzınızda. Of, iliklerinize kadar hissediyorsunuz yani o lezzeti. Daha fazla ağzınızı sulandırmadan hemen tarifimize geçelim. Hamurumuzu yapmakla başlıyoruz işe. Siz beni hiç böyle görmediniz değil mi? Yemek yaparken falan gördünüz de. Özel bir video olarak çekmedim ama yemek yapmayı. Videoların içinde işte yaparken gördünüz. 2 kiloluk undan yapıyorum. Yumurtamızı da kırdık. Üstünü de güzelce tuzluyoruz. Unum çok olduğu için tabii tuzumu da biraz fazla koyacağım. Ben başlayayım da birazdan Taner'e de veririm. Ah bu narin, bu güzel, şu kibar ellerim hamur olacak şimdi ama ne yapayım yani. O da şark ya. Başladı yine narin, narin. Narin yalan mı? Narin değil mi? Şu ellere nasıl kıyabiliyorsun Taner? Yalnız şunları çıkarmam lazım. Narin, elim narin, biraz dikkat et, çok narin biliyorsun. Çeksene. Korkuyorum. Çek, şey neyine olacak? Korkuyorsun? O kadar taşı maşı çekeyim diye aklı çıkıyor. Bir şey zarar vereceğim diye değil mi? Parmağım değil de yüzeye olur zarar gelecek parmağım diye. Parmağımla bir şey olacak diye korkuyorum. Ne alakası var? Yalnız bakar mısınız? Bak bak. Şöyle bir hamur açan karın var. Daha ne istiyorsun? Sendeki şans bakıyorum da şöyle kimse de yok Taner. Bu ne şans kocacığım? Bu ne şans? Çok böyle şanslı bir karın var. Gene başladı kendini övmeye. Hak etmiyorum yani. Yani hak ediyorsun. Bakıyorum şimdi o övmüyor, bari ben kendimi öveyim, ne yapayım? Biraz kıvam almaya başladı. Mikrofonumuzu da taktık. Umarım şimdi sesimiz daha iyi geliyordur. Mutfakta olduğumuz zaman gerçekten çok yankı yapıyor. Burada mikrofonsuz beni dinlemeniz imkansızdı. Az önce Instagram'a bir hikaye paylaştım böyle hamur yaparken. Eyvah eyvah, gitti o minik narin bilekler yazmışlar daha videoyu izlemeden. Takipçilerim beni nasıl tanıyorlar ama. Bu narin, bu güzel bilekler. Ama feda olsun yani, kızım çok çok seviyor. Benim de en sevdiğim yemek. Ama bu da yani yenilmeyecek bir şey değil ki. Taner, bak bu emeğin karşılığında güzel bir şey bekliyorum. Nereye bağlayacak diye bekliyordum ama çıktı evet. Ne bekliyorsun? Miden bayram edecek. Gözün doyacak, karnın doyacak, miden bayram ediyor. Narin bileklerimi de hesaba katarsak bilek diyorum, bilek. Yani bilek. Sabahtan beri narin bilek diyorum. Yani şu bilekliklerimin yanına bir bilek. Güç kuvvet toplasın diye şöyle. Ya sen her yemek yaptığında bir şey alırsak battık biz. Ya da şu narin boynumu doldursan mı? Hem bilekten hani boyuna mı çıktı? Hani 2 milyon kutlamamız var ya, arkadaşlar bekleyip duruyorlar. 2 milyon kutlaması ne zaman? 2 milyon kutlaması gelsin. Bu arada arkadaşlar Prenses Lina TV kanalımız, Lina'nın kanalı da tam 3 milyon arkadaşa ulaştı. Onun kutlamasıyla benim kutlamamı birleştirerek yapmak istiyorum. Ama Taner'in hediyesini bekliyorum yani. Hediyesiz kutlama mı olur? Taner diyecek ki tamamdır, artık çekebiliriz, ben de çekeceğim. Tamam, bana artık sormayın, Taner'e sorun. Taner abi 2 milyon kutlaması hediyesini al, başlayın deyin artık yani. Tamamdır. Narin bileklerim mi, narin boynumu mu düşüneceksin bilmiyorum. Bakacağız artık o an. Tamam. O anki psikolojime bağlı. Yani önümüzdeki hafta içi bir gün mutlaka ki çekmiş olacağız artık kutlama videomuzu. Ama burada mı çekeriz? Bir seyahatimiz olacak, orada mı çekeriz hiç bilmiyorum. Hani size bir dönem küçük bir seyahate gideceğiz demiştik ya arkadaşlar. Gittiğimizde orada videolar paylaşacağımı da söylemiştim. Hala soranlar var. Aslında biz oraya gittik fakat video çekemedik. Çünkü Lina'nın biliyorsunuz küçük bir kazadan dolayı ayağı alçıya alınmıştı. Orada video çekememiştim. Şimdi okul tatilinde o seyahatimizi gerçekleştireceğiz. Orada güzel videolar oluşturacağız. Şimdi bunu böyle küçük puzzle'lar haline getireceğim.
Evet, 9 tane çıktı. Oo, çok çıktı. Çok mu çıktı? Tabii onları sarana kadar. Annem işten kaçıyor. 9 tane pazar alt üstü. Anandan mantıcı mı doğdun Rukiye? Böyle yuvarlak yuvarlak puzzle'lara ayırdım arkadaşlar. Üstünü de biraz unladım ki birbirine yapışmasın diye. Dinlenirken biz de o narin ellerimle içini hazırlayacağız. Bunun için öncelikle tabii ki kıymaya ihtiyacımız var. Ama Taner bu kadar az un için biraz fazla almış kıymayı. O yüzden şu kadarını koyacağım ben. Yeterli olacak bu kadarı. Bence biraz daha ekle. Çok az daha ekle. Hadi şu kadar daha koyayım senin için. Yine bunun üstüne de bir tane yumurta kıracağım. Bir yumurta. İçini de hazırlamakta, hamurunu da hazırlamakta gerçekten çok pratik. Her yemekte olduğu gibi soğan nasıl fazla girdiğinde yemeğe lezzet veriyorsa bunda da aynı şekilde arkadaşlar. O yüzden bir tane çok büyük, bir tane de orta boy soğan kullanacağım. Şu var ya şu, o kadar ucuz bir şey ki marketlerde. Herhalde biz bunu geçen sene 15 liraya mı 20 liraya mı ne almıştık ama elim ayağım oldu. Her şeyi doğramada birebir. Mesela soğan doğruyorum, hiç gözüm yanmıyor. İki pırt pırt yapıyorum, ipini çekiyorum. Tıkır tıkır hepsi hazır. Biraz eskidi ama bu. Evet eskidi, yenisi lazım yeni, Taner. Yenisi lazım. Ama biz biliyorsunuz evde Taner var ya, bir şeyin canı çıkmadan onu atamıyoruz ya. O canının bir çıkması lazım. Bir kahve makinem vardı, her gün elektrik çarpa çarpa, çarpıla çarpıla kahve yapıyordum. Nihayet ölüm tehlikesini atlattık da yeni bir kahve makinesi aldırdım. Sıra bunda. İpinin kopmasını bekliyor herhalde. Ya da ipi keseyim, koptu diyeyim. Güzel fikir. Makasla durun ben keseyim. Bu niye aklıma gelmediyse. Alana kadar kesme, nasıl yapacaksın? Almaya mecbur kalacaksın. Gördünüz mü ne kadar güzel, pıt pıt bitti. Onu da yine narin ellerimle döküyorum. Buraya maydanozlarımı ayıtlayıp yıkamıştım. Şimdi bir de maydanoz çekeceğiz. Böyle çok göründüğüne bakmayın. İçinde kaybolup gidecek zaten o kıymanın içinde. Onun da üstüne karabiber. Karabiber bu işin püf noktası. İnanılmaz lezzet veriyor. Ete çok yakışıyor. İsterseniz siz pul biber de dökebilirsiniz ama benim pul biberim inanılmaz acı. O yüzden dökmüyorum. İçi lezzetliyse, hamurunuzun kıvamı da iyiyse mis gibi bir yemek yersiniz. Evet, iç harcımız da hazır. Hamurumuzun biraz dinlenmesini bekliyoruz. Arkasından hemen açma, serme, yapma işlerine devam edeceğiz. Hamurumuz galiba hazır. Epey bir dinlendirdim ben hamurumu. Şimdi şöyle, bakalım. O bayağı olmuş bak. Bak yumuş yumuş olmuş. Nasıl da açarmış? Dur daha bir şey görmediniz canım. Birazdan harika bir şekil görsel olarak gözlerinizi doyuracak. Mantı nasıl yapılırmış hepinize öğreteceğim buradan. Birkaç kişiye yakinen öğretmeye çalıştım. Böyle kendi ailemden. Şimdi kızacak ama Gül teyze vardı ya hani. Ablamı öğretmeye çalıştım olmadı. Annemi öğretmeye çalıştım olmadı. Kuzenlerimi öğretmeye çalıştım olmadı. Ayşe ablamız da var şimdi evde. Ayşe abla da bir denemek istedi ama olmadı ama ona bugün öğreteceğim. Öğretirim yani. Artık o klavamıza geçebiliriz. Aslında biraz el alıştırması lazım. Aynen. Siz beni hiç böyle görmediniz değil mi? Hamur başında. Ya benim daha bilmediğiniz ne marifetlerim var. Şöyle o narin ellerimle. Ha gayret Rukiye Hanım. Oldu olacak. Taner şimdi açışımla, kötülüğüyle dalga geçmek için dört gözle bekledi ama ben ona o fırsatı verir miyim? Bunu normal Kayseri mantısındaki gibi minik minik değil de biraz daha kare kare ve daha büyük kesiyoruz. Sonra da bu tarafından böyle. Şöyle kare kare oluyor. Evet kare kare. Yaklaşık dörde dört. İsterseniz çok az daha büyütebilirsiniz ama daha küçük de olmasın. 4 santime 4 santim gibi. Gibi. Şimdi buna kötü açtı diyemezsiniz. Yok vallahi güzel. Yani denmez yani. Şaka derseniz ya. Ayıp edersiniz. Ben seninle dalga geçmek için yapıyorum. Evet. Şimdi normalde bu kıyma koyma işini Taner hallediyordu. Ama ben ilk pazımı kendim koyacağım. Bir sonrakilerde tabii Taner'i de alacağım yanıma. Hem bükmede hem koyarken. Etini de öyle minik minik koymuyoruz bunun arkadaşlar, iş harcını. Biraz böyle kadar. Gördüğünüz gibi tombul tombul alabileceği kadar koyuyoruz. Evet şimdi bir de evimizde Ayşe Sultanımız var. O da gelecek yanımıza. Merhaba Ayşe abla. Merhaba Taner Bey. Şimdi ona da öğretmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama ilkinde yani süper lüks yapmasını hiç kimse bekleyemez. Süper lüks. Ay, yani herkes bir
diyecek Dinkaya değil yani. Her ne kadar Ayşe Sultan da olsa bir Rukiye Çetinkaya olmak zor dermişim. Sonrakilerde tripodu koyacağım, seni de alacağım buraya. Hamur da açacak Taner. Yok ya, ben ne yapayım hamur açmak. Bir deneteceğiz, bakalım vallahi ne yapalım. Yapacak. Böyle tombul tombul koyuyoruz. Yani yediğiniz zaman ağzınızda gerçekten mantı yediğinizi anlamanız için minik minik koyup minik minik kesmeyin. Bu mantının özelliği böyle biraz büyük olması. Şimdi bir tane örneğimi hemen gösteriyorum. Hadi bakalım, çekiyorum. Aldık ya böyle. Önce hamurun en altını şöyle kıvırıyoruz. Sonra buraları böyle içine katlayıp sonra birbirine yapıştırarak bu şekilde bir görsel çıkartıyoruz. Arkasını da boş bırakıyoruz. Pişerken oradan mantının suyu giriyor arkadaşlar. Ve sonuç budur. Çok güzel. Maşallah. Evet. Eline sağlık Rukiye Hanım. Ayşe Sultan da şöyle Ayşe bir şey yaptı. Ayşe Sultan'ınkine bir görelim Allah aşkına. Ay. Ama vallahi ilk denemeye göre acemilik güzel. Acemilik dönemine göre iyi. Acemiliğe göre süper yani. Bakın bir kere daha göstereyim hadi. Şöyle katlamadan. Heh. İçine kıvırdıktan sonra başını bir sağa bir sol, bir sağa bir sol birbirine yapıştırarak bu desen kendiliğinden çıkıyor, arkasını da bırakıyoruz kapatmadan. Şimdi bunun bir hikayesi var. Ben daha yeni gelin olmuştum, kayınvalidemlere gitmiştik Taner, hatırlıyor musun? Evet. Baktım kayınvalidem, kayınpederim masaya oturmuşlar, mantı açıyorlar tam böyle bu vaziyette. Dedim ne kadar değişikmiş, ben de dedim deneyebilir miyim? Kızım dedi, biz dedi bütün sülaleye öğrettik, yeni gelen gelinlerimize falan hep öğretmeye çalıştık ama boşuna dedi elini sürme, yapamazsın. Çünkü dedi yıllar geçti üstünden hala yapmak isteyenler yapamıyor. Belki dedim yaparım yani belli olmaz en azından deneyeyim. Aldım önce eline bir kere baktım böyle kayınvalidemin. O günde aynı böyle şu anki yaptığım gibi yaptım bıraktım ve şok oldular. Maşallah diyelim. Evet. Ay bir maşallahınızı alırız ama buraya. Yani maşallah. Evet, nazar değdirmeyelim. 100.000 kere maşallah. Yorumlarda bugünkü yorumlarımıza da maşallah subhanallah deyip böyle nazar boncukları koyabiliriz. Bugünkü yorumumuz da bu şekilde ilerlesin. Ya çok zevkli. Ben böyle ince işleri seviyorum. Mesela dolma sarmayı falan evet zor bir iş. Saatlerini alıyor oturur sarması ama bayılıyorum yani dolma sarmaya. O başına oturayım böyle tencere tencere sarayım, doldurayım buzluklarımı. İnce işleri seviyorum ben böyle. İncesiniz ondan. Evet çok ince olabilir Taner. Mantıcı mı açsak? Olur da kimi çalıştıracaksın? Sen? Beni mi çalıştıracaksın? Hemşireye yapayım sen bük sadece. O zaman açması, hamurunu yapması senden, bükmesi Taner senden, sen? Kasaya geçip satışlara ve siparişlere bakması da benden. Oh valla süpersin. Ben sana saymayı seviyorum. O da ince iş çünkü öyle saymak. Para saymak kadar zor bir iş var mı? En zor iş o. Yani. Yani. Sürekli parmak yalayacaksın. Kolay iş mi para sayarken? İster misiniz arkadaşlar açayım mı böyle bir mantı evi? Rukiye Çetinkaya mantı evi. Anne ne tutar var sizin ya. Sizin siparişleriniz olursa yani benim ellerimden yemek yemek isteyen takipçilerime kargolarım. Yetiştiremez. Çok zevkli değil mi ama bak. Güzel. Psikolojik olarak da insanı rahatlatıyor. Hele yemesi, hele yemesi. Ben bunu size şimdi sunumunu da göstereceğim. Evet. Şimdi bir de bu açıdan göstereyim size. Yapmak isteyen olursa sinir krizi geçirmesin. Bir öğrenemedim, göremedim diye. Budur. Bir de yavaş yavaş göstereyim hadi. Hızlı mı gidiyorum acaba? Anlıyor musunuz? Yavaş yavaş göstereyim ki anlayın hadi. Şu ucunu şöyle kıstırdım. Sonra bunu bir tarafını, sonra bunun bir tarafını, sonra içine yuvarladım. Sonra da içine yuvarlamadan birbirlerine yapıştırarak üst üste getirerek bir o tarafa, bir bu tarafa üst üste getirerek saç örgüsü şeklini alıyor. En sonunda şöyle kapatıp burayı boş bırakıyoruz. Ayşe Sultan'ınkine de bakalım. Aa bak şu güzel olmuş. Evet bir tanesi bak, güzel şimdi. Vallahi güzel. Ah Ayşe Sultan da öğrendi. Ayşe Sultan telefonla konuşmaya gitti. Bak burayı kesmeyeceğim. İzleyince görecek. Evet diyor bir tanesi güzel içinden diyor. Ama yani ilk sefere göre. İlk defaya göre iyi. Ne dedi ne dedi. Hayır ne dedi ne dedi. Aa dedim bak dedim şu çok güzel olmuş diye gösterdim. Evet diyor bir bir tanesi güzel içinden diyor.
Ümit vaat ediyor. Ümit vaat ediyor kesinlikle. Ama Ayşe Sultan'ın da hamur açması benden güzel. Evet. Şimdi Allah var yani. Adı da Ayşe evet. Sultan kaldı. Gerçek adı Ayşe, biz Sultan ekledik. Sultan çünkü. Şimdi o da bize hamur açmanın püf noktalarını göstererek bir tane hamur açacak. Sizden önce biz çaktırmadan bir paza açtık, hamurum tutmuş mu diye denedik. Bir baktım, o Ayşe Sultan öyle bir hamur açtı ki 2 dakikada yüz yuvarlak mis gibi yaptı bıraktı. Ne kadar da güzel oldu. Hadi siz de deneyin. Hadi siz de deneyin de göreyim, bu kadar olacak mı ilk denemenize? Deneyin de göreyim. Yazın yorumlara. Şimdi profesyonel bir şekilde hamur nasıl açılır onu izliyoruz. Seninki kadar olmasa da bir sağa bir sola, bir sağa sola açacağız işte. Bir sağa bir solmuş bak. Bak evet. Şöyle. Bir şöyle, bir böyle, sonra ortaya. Böyle. Ha, bakın vallahi ben bunu bilmiyordum. Sağ, bir sağ, sol, bir sol, bir orta. Vallahi ben kafama göre böyle merdaneyi çeviriyordum. Gördünüz mü? Püf noktaları var. Bir sağ, bir sol, bir öne. Ne güzel bak, milyonları örnek oluyorsun. Aa, daha ne? Mis gibi. Teşekkür ederim herkese izledikleri için. Vallahi bugünkü like'lar Ayşe ablaya gelsin. Kanalımıza abone olun. İşte benim de bu konuda bir sıkıntı var. Böyle yüz yuvarlak olmuyor arkadaşlar. Yamuk uyumuk yapıyorsun. Biraz yamuk oluyor benimkine. Ya köşeleri hafif bir eğimli oluyor. Yamuk demeyelim. Şimdi beni de gömme de Taner yani. Allah Allah. O kadar da yamuk yumuk değil yani. Az yamuk. Güzel güzel. Çok güzel. Şimdi bakalım Taner ne yapacak? Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu video birazcık böyle iştahları kabartan bir video olacak evet. Ama yani siz çok istediniz, ben ne yapayım? Ama birçok kişiye de bir menü daha zenginleştirecek bir şey çıktı yani sofralarında. Çok zor da bir şey değil yani, bir una bakıyor, uğraştırıyor fakat gerçekten çok lezzetli. Hepinize tavsiye ediyorum yani yapmanızı. Şimdi Taner Bey'i göreceğiz arkadaşlar. Eline aldı kesme bıçağını. Ben... Açılmış hamuru kesmekte ne var Taner? Sen de açacaktın. Ben iyi kesemem, söyleyeyim. Ama vallahi bu videoyu kapatmadan bir tane açtıracağım sana. Dümdüz götüreceksin hızlı bir şekilde ya. Ha işte öyle. Hızlı aha. Kesersen düzgün olur. Hah. Aferin, iyi iyi. Ha. Bak ben yavaş gidiyordum, yamultuyordum. Bak ne güzel oldu. Hızlı hızlı. Eline de yakışıyor. Evet. Yakışıyor. Yakışıyor, yakışıyor. 10 numara. Bak güzel, bravo. Hepsini eşit gittin. Aferin. Bu kimin kocası? Bu benim kocam. Ver gazı Rukiye. Bazı erkekler gazla çalışır biliyorsunuz. Çünkü normalde de çalışıyor ama vallahi gazı verince tam sürat yani. Otomatik bağlıyor, tam gaz. Yapamadığı şeyleri bile ooo mükemmel diyeyim, bakın nasıl güzel yapıyorlar. Ver gazı Rukiye. Yardımlaşmak kötü bir şey mi? Tabii ki. Bak yapacağım inşallah evet. Olur. Hadi bakalım. İşte bu, bak 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 bak. Benimkinden pek de bir farkı yok herhalde. Bakayım be. Bence de. Göster. 10 numara 5 yıldız. Ooo vallahi güzel. Taner bayağı düzeltmişsin sen bu mantı işini he. 10 numara 5 yıldız. Benim sırtım yere gelir mi hiç? Gelmez. Şunlara bakın ne kadar güzel. Biri mis gibi açıyor, biri mis gibi sarıyor. Taner için koca bir alkış. Vallahi Ayşe abla da öğrendi. Bak. Evet. Gerçekten öğrendi bak. Güzelleşiyor. Görüyor musun? Evet. İlk şeye göre gerçekten çok güzel. Zamanla zaten kafasında oturup yani pes etmeyin arkadaşlar. İlk pazınız böyle yamuk yumuk olabilir ama biraz üstüne gidin. Emin ol ki ilk denemeden sonrakiler muazzam güzel çıkacak. Böyle tepsilere koyuyorsunuz. Hafif un serpin. Bunu buzlayın. Buzladıktan sonra poşetlere koyun. Poşete koyarsanız birbirine yapışır. Ondan sonra ayırmanız imkansız. Ben şimdi hemen buzlamayacağım. Çünkü birazdan kızım gelecek okuldan. O yüzden yiyeceğim kadarını dışarıda bırakacağım. Taze taze yiyeceğiz. Geri kalanını da böyle tepsilerde buzlayacağım. Baksanıza görüntüye. Şimdi yemek kısmındayız. Geldi Linoş'um. Hemen üstünü değiştirmeye girdi. Mantıyı görünce ooo diye hemen üstüne koştu. Ben de suyunu koydum bu arada kaynamak üzere. Ve biz sarımsaklı yoğurt seviyoruz arkadaşlar. Bazılarınız vardır hani yemeyebilir. Ama mantıda... Onlar sarımsaksız yapabilir ama mantı da yani sarımsaksız yenilir mi ya? Ya mantı... Sarımsaklı yoğurttur yani mantının amacı. Aynen. Evet bu tamam. Bunun en büyük özelliği tabii ki tereyağı arkadaşlar. Yemeklerde zaten tereyağı biterim ama özellikle mantı haşlandıktan sonra bu soslarını dökmeden önce üstüne şöyle kızmış tereyağını bir dökün. Üf, lokum gibi oluyor. Suyum kaynarken ben de hemen salça sosumu yapayım. Bu ketçapla da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ama tabii mantı deyince yani yoğurtlu, salçalı öyle daha güzel. Fakat Lina ketçaplı seviyor, ona da ketçaplı yapacağım. Ben de ketçaplı seviyorum. Bunlar böyle. Güzelim mantıyı ketçapla yiyorlar öyle ama o da güzel, güzel oluyor ya. Her mantıya yakışmaz ama gerçekten buna yakışıyor. Biraz fazla koyacağız. Tuzlu. Hamur erimesin diye. Bu tuzla pişer demişti bana kayınvalidem öğrettiğinde. Üstünü unladığım için bakın hiç üst üste geldiği halde yapışmıyor.
Üstünü mutlaka unlayın. Lina geldi. Lina hoş, pijamalarını mı giydin geldin? İyi yaptın kızım. Ev hali yani. Ne olacak? Okuldan gelmiş, rahat etmek istiyor. Tereyağımız cozluyor. Salçamız da cozlamaya başladı. Salçanın üstüne sulandırmak için tabii ki burada mantı suyu gibi güzel bir su varken sakın tutup da içme suyunuzu dökmeyin yani. Şöyle mantımızın suyundan alıp salçamızın üstüne coslatıyoruz. Saatlerce uğraşıp bir dakikada yiyoruz. Evet. Bunun da kötü tarafı bu maalesef. Uzun sürüyor. Yapımı çok çok uzun sürüyor. Saatlerce uğraşıp Taner'in dediği gibi 5 dakikada da yiyoruz. Ama değer mi? Değer. Değer. Bak bak bak. Böyle arkaları boş ya, içi şimdi onların fısır fısır aynı zamanda mantı suyuyla dolu. Kapatıyoruz ve o güzel sona geliyoruz. Mutlu son. Arkadaşlar bu kadarını Lina'ya koydum. Çünkü söz konusu mantıysa bu kadarını yiyor gerçekten. Normalde yediği Lina'nın şu kadar bir yemek yani. Bir avuç içi kadar yemek yiyebiliyor. Midesi o kadar kabul ediyor ama mantıya gelince söz konusu bu kadar, bizim kadar yiyor. Bunu kendime yapıyorum. Ben kendime hafif sularını böyle çok süzdürmeden koyuyorum. Seviyorum çünkü. Mantı olunca ben de biraz porsiyonu büyük tutuyorum. Kalanını da olduğu gibi Taner'e koyacağız. Taner'e ne kadar koysak azdır biliyorsunuz. O bana yetmez. Lina dayanamadı. Anneciğim az sabret, dökeyim getiriyorum hemen. Bir tepsi tam üçümüze göre. Üçümüze de yetiyor bir tepsi. Taner ketçaplı yiyormuş. Lina da ketçaplı yiyor. Ben size kendi yiyiş şeklimi göstereyim arkadaşlar. Siz lütfen benim gibi yiyin. Bakmayın siz onlara. Mantı böyle yenilir. Şöyle güzelce sarımsaklı yoğurdunuzu dökeceksiniz. Ağzının tadını bilen benim. O yüzden de böyle yemeği tercih ediyorum. Ben yoğurdu yanında yiyorum. Kendime tereyağını alabildiğine dökmüşüm. Biraz fazla oldu benimki ama ben çok seviyorum. Üstüne de tabii ki nane. Onun üstüne de sumak. Mantıya sumak çok çok yakışıyor. İşte budur. Bakar mısınız? Yani kendim diye söylemiyorum ama döktürmüşüm yani. Bu kadar mı lezzetli olur? Eline sağlık. Bahçede annem dedemin kılıcıyla burayı kesmiş. Arkadaşlar bu arada bir videoda yapmıştır. O videoyu izlemediyseniz izleyin. Meyve kesme şeyi. Bir de şöyle bir fotoğraf. Nasıldı fotoğraf? Bir daha göster. Fotoğraf böyleymiş. Videonun ismi kılıçla içinden geçtim de arkadaşlar. Ondan bahsediyor. Arkadaşlar bu arada annemden mantı yapmasını isteyin. Eve yollar çok güzel yapıyor. Ellerinizi yer. Ay. Nusret, Nusret. Ay. Like atmayı unutmayın. Balım, öpücük. Benim kızımın ellerine de çok yakışır. Hadi. Evet. Kıvır kıvır. Una dikkat. Evet. Hadi bakalım orayı şöyle bir çırpı yap. Hadi o tarafa doğru götür götür. Şöyle yap. Hop. Çek. Oh aferin kızıma. Dur bak şöyle bak. Bak şöyle bak. Koy ellerini, minik ellerini. Bastırma, çok bastırma. Sonra bunu çek şöyle. Yuvarla tekrar. Heh, bir daha yuvarla dur. Dur. Heh, yap bakalım. Tamam. Oldu. Tamam. Heh, bir daha. Şimdi hop diye şuraya kadar yuvarla. Yuvarla bir tane daha attır. Bir göbek daha attır. Evet, getir. Aferin kızıma. Aferin. Bir tane de ben deneyeyim. Hadi dene. Şimdi şunları yan yana getir. Bak şöyle. Şurayı sık. Heh, şimdi şunları şöyle sık. Heh, içine sok. İçine sok orayı. Bak şöyle içine sok. İçine. Tamam. Şimdi şuradan şöyle al. Böyle böyle gel. Ay sık sık sık. Yani ben kendi yöntemim. Bak böyle. Hadi kendi yönteminle yap. Tamam. Şunu yapabilir misin Lina? Şöyle koyuyorsun. Sonra bunu böyle çeviriyorsun. Ha, yapabilirim. Bak böyle. Bu da çok güzel oluyor. Hem de çok basit. Arkadaşlar başardım. Bir tane daha yap da görelim. Başardım. Eline sağlık. Koy oraya. Heh, kapat üstünü. Her neyse arkadaşlar bu video bitmez. Bizim çünkü işimiz daha var yani. Ben size yöntemini gösterdim. Nasıl yapıldığını da bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de denersiniz ve denediğinizle kalmayıp umarım çok çok beğenirsiniz. Yorumlarınızda artık bekliyorum arkadaşlar. Nasıl bulduğunuzu, nasıl göründüğünü, yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Başka bir şey daha sormuştum ben yorumlarda. Ne sormuştum hatırlamıyorum. Siz yazıverin, ben videoyu izlerken aklıma gelir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.